aşk acını paylaşacağın kişiyi seçiyoruz. Yani şey olarak bütün aşk acını bir şeyi böyle yaptınız mı hiç? Bir aşk acısı çekersin, aynı şeyi bir kişiye 100 kere anlatırsın. Bunu hepimiz yaptık ve ya da arkadaşlarımız bize yapıyorlar. İşte o kişi Haluk Bilginer. Kalbim. Haluk Levent. Hakan Altun. Yani şöyle tam lise dönemlerime geliyor Haluk Levent böyle sürekli konseri olurdu. Kesin arkadaşlar arasında onun gıyabında bir şeyler yapmışızdır. Ama Haluk Bilginer. Ona mı anlatırsın aşk acını? Vallahi anlatırım. O kadar nasıl söyleyeyim, zaten sete gittiğimizde Haluk abinin olduğu günler böyle hani direkt gider gitmez gözlerim onu arıyor. Çünkü böyle bir enerji, hı hı, böyle bir huzur veren bir insan yok yani. Hani, ay canım canım nasılsın diye böyle herkesi tek tek öper, kucaklar, ne bileyim böyle bizi güldürür. Bütün şefkatimi alırım. Aynen, şefkat, şefkat ötesi yani. O yüzden kesin öyle. Haluk Bilginer seçti. Hayat boyu komşun olacak, o özel ismi seçiyoruz. Eyvah, komşu. Yani tuzunu da ondan alacaksın, müziğin sesini de kıstayacaksın. O. Safiye Soyman. Bülent Ersoy. Daha da Banu Alkan. Burada şey, Banu Alkan'a torpil geçmek zorundayım. Çünkü çocukken çok taklidini yapardım. Banu Alkan'ın taklidini yapardın. Nasıl? Ya şu an gerçekten yapamam. Bu bilgi bana şu an bilinçaltımdan çıkıp geldi. Sen bu soruyu sorunca. Evde düşünün, çocuğunuz Banu Alkan taklidi yapıyor. Yani. Doktora falan. Yok. Banu Alkan tatlı olurdu bence. Değişikmiş. Asansörde kaldığında bir tuşa basıyorsun, sana bir kişi yardım ediyor. O kişiyi seçiyoruz şimdi. Düşünsenize, evet, asansöre bastığınızda o kişi gelecek. Evet. Binnur Kaya. Çok eğlenceli olmaz mıydı? Giray Altınok. Evet. Üçüncüyü çok merak ettim. Teoman. Teoman hayatta yardım etmez. Eder mi ya? Etmez bence. Bir dakika, geleceğim ben şimdi. Aynen, o gelene kadar. Bana dedin öyle şey diyor ama ya bugün olmak zorunda mıydı falan diye gelmez yani hayatta. Biraz düşünsen mi? Belki hayat sana bunu hani orada asansörde kal demiştir gibi. Şu isimlerden biriyle hep dedikodu yapacaksın. Fikir alışverişi gibi düşün. Dedikodu illaki birilerinin hakkında değil. İsimler geliyor. Metin Akdülger. Metin'le de zor ama. Serenay Sarıkaya. Efe Tuncer. Yani şöyle illaki bir kız kıza torpil yaparım. Serenay'ı seçeceksin. Evet, bir onunla böyle bir hani şey yaparız. O Hakan Altın orada girer muhtemelen. Evet, evet, evet. O söyler de onu büyük bir ihtimalle. O, derim ki ya bir tane söylesene diye. Öyle bir şey. Ama Efe'yle ve Metin'le, yani Metin'le bir tık daha şey böyle film bilmem ne yanında şey yaparız. Yanında süper kahraman çıkarabilir o. Efe'yle her şeyi konuşabilirsin. Tabii canım Efe. Efe'yle her şeyi konuşabilirsin. Onun bir de şeyi karavanda falan böyle bir şeyde geçtiğimiz yaz böyle bekleme zamanlarında falan. Yani hem yani böyle filmlerden çok onun da böyle bir fanatikliği falan var, işte sevdiği yönetmen işte Christopher Nolan. Ya sanki şeymiş gibi tanıyormuşuz da. Akraba. Hani akrabamı o şekilde tartışıyor yani seninle. O yüzden gerçekten şey olur yani. Hani Efe'yle her türlü şeyi tartışırsın. Güzel.